Arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de çarpanları ayırmayı özet yapıyoruz ve bitiriyoruz Tonguç. Hocam adı üstüne çarpanları Çar ayırma. Ayırmıyorum ben de Ne alakası var? Çarpanları ayırma dediğimizde iki şey çarpım şeklinde yazdık. Çarpanları, çarpanları ayırırsak ayırırdık hocam. Bak, ayırma yani. Evladım dur bir dakika. Bak bir balık tutuyorsun tamam mı? Çarpanları ayırma sorularında aslında dört farklı şey var evladım. Ortak parantez, iki kare farkı, tam kare ve üç terimli. Bunları bildikten sonra bütün çarpanları ayırma sorularını yapabilirsin. İnşallah. Bunu unutma. Çarpanlarım o zaman dört başlıktan oluşuyor. Bak bu ilk başlığımız ortak parantez. Tonguç'un bak ortak paranteze şöyle. Bu ikisinde ortak ne var? Bu iki terimde de. Biz bu yok ikisinde hocam? ortak iki var Tonguç. Ha 2'ye i̇ki... bölünür. Çünkü altının içinde de iki vardır aslında. O zaman 2'yi o başa yazıp parantez açıyorduk. Bundan geriye kalan x artı bundan geriye kalan ise 3y şeklinde yazıyorduk. Hatırlıyor musun? Doğru. Neden 3y? Çünkü 6y'nin içinden 2'yi çarpım şeklinde aldığın zaman geriye 3y kalıyordu. Bak şimdi bunu çarpsan tekrar ne olur? 2x, 2x artı 6y oldu. Doğru. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. Bunların ikisinde de ortak ne var Tonguç? İkisinde de x var Tonguç. Parantez açtık sonra. Bak ortak şeyi başa yazıyoruz. Sonra parantez açtıktan sonra geriye kalanları yazıyoruz. Bundan geriye ne kalır x'i alırsak? 3x kalır. Doğru. Çünkü bir tane x'i aldığın zaman x karenin içinden x kalır. Peki bundan geriye ne kalır? Artı diyoruz. Aradaki işareti aynen yazıyoruz. Bundan x'i alırsan geriye sadece 2 kalır. Doğru. Bu ortak parantez en önemlisi. Bak bunu unutma. en fazla çıkan şey bu. Aradaki işaret eksi olsaydı buraya eksi yazacaktık. Anladım hocam. Şimdi iki kare farkı da çok önemliydi hatırlıyorsan. A kare eksi B kareyi ben nasıl açabiliyordum? Bu neyin karesi diyordum. Bu neyin karesi diyordum. Evet. Sonra ikisini bir çıkartıyordum. Sonra ikisini bir topluyordum. Sonra birbirle çarpıyordum. Bu kadar basit. A eksi B çarpı A artı B. Şimdi bunu yapalım. Bu neyin karesi? X'in karesi. Bu neyin karesi? 3'ün. Harika. O zaman bir x eksi 3 yazıyordum Tonguç. Bir de x artı 3 yazıyordum ve birbiriyle çarpıyordum değil mi? Çok Şimdi bu neyin karesi Tonguç? İkinin. Bu neyin karesi? Y'nin. Harikasın. O zaman bir 2 eksi y yapıyorum. Bir de 2 artı y yapıyorum ve birbiriyle çarpıyorum. Tamam. Anlaştık mı? İlk kare Anlaştık. farkını da tekrar etmiş olduk. Tam kareler nasıldı? Baktık dikkat et. Şimdi bunu gören bir öğrenci normalde ne der biliyor musun? Hemen Yüksel. söyle. Hayır hayır. Nasıl açılıyor da hemen kafamdan söyle. Hiçbir şey bilmiyorsan diye. A kare artı, artı b, b kare, kare dersin değil mi? Aynen öyle. A kare artı b kareyi yazıyorsun. Ama artı 2 AB yazıyor. Araya ikisini bir çarp Tonguç. AB. Bir de 2 ile çarp 2 AB yazıyorsun. Peki burada aynı şeyi yapıyoruz. Bak yine A kare. Eksi B'nin karesi ne der Tonguç? Artı B kare, kare eksi eder. Eksi artı eder. Evet. Ama bu ikisini çarptığımız zaman eksi AB eder. Bir de 2 ile çarptığımız zaman eksi 2 AB eder. Değil mi Tonguç? Anladım hocam. Bunları ezbere bileceğiz. Zaten bunu öğrenciler görünce hemen A kare artı B kare diye yapışıyorlar. Sadece hmm. araya bir tane terim sokuyoruz. Tamam mı tamam, Tonguç? Tamam. Hemen bunu yapalım. Bak x kare artı 4 yapıyoruz değil mi? Evet. Bir de araya bunları ikisini çarp 2x. 4x. Bir de artı 4x ekliyorum. Evet. Aynı şeyi burada yapalım. y kare artı 9 yapıyorum değil mi? Evet. Sonra bir de bu ikisini çarpalım. Altı eksi 3y. Eksi 3y. Dikkat üç et ye. eksiye dikkat et burada. Aa, eksi 6y. Bir de 2 ile çarpıyorsunuz. Eksi 6y diyoruz. Tamam onu da tekrar etmiş olduk Tonguç'cum. Şimdi 3 derimliğe bakıyoruz. Bu ders çok verimli oldu hocam gerçekten. Aferin çok hızlı ilerliyoruz kusura bakma ama çok fazla şey var biliyorsun. Ve senin zamanın çok önemli olduğu için çok hızlı anlatıyor. Evet hocam halı saha maçı var biraz daha hızlı anlatırsanız. Evet saçma olan <laughs> halı saha maçı değil. Şimdi bak. Hı, maç başlıyor ben gitmem lazım. 3 derimli bu neyle neyin çarpımı? X ile X'in çarpımı. X kare X ile X'in çarpımı değil mi? Evet. Bu neyle neyin çarpımı? 2 ile 3'ün hocam. 2 ile 3'ün çarpımının ...yazarsak 2 ile 3'ün çarpımı 5 olur mu? Allah senin iyiliğini vermesin. Ha, pardon. Bu neydi? Çarpımlarıydı. Nereliğin çarpım 5'te? 1, 1 ile 5'in. 1 ile 5'in. O zaman buna 1, buna 5 diyorum. Ama şöyle düşünelim. E, artı 1 artı 5 mi? Eksi 1 eksi 5 mi? Aa, Toplamlarının bu Allah çıkması gerekiyor. Evet. Her şeyi Allah bir değil mi? Toplamları eksi yani. 6 çıkması gerekiyor. Sence artı 1 artı 5 mi? Eksi 1 eksi 5 mi? Tabii ki eksi 1 eksi 5. Doğru. Eksi 1 eksi 5 olursa toplamları eksi 6 çıkar. Doğru. O zaman... Bunu böyle yapıyorduk hatırlıyor musun? Çok Seni seviyorum senin. en sevdiğim. X eksi 1 çarpı X eksi 5 diye yazıyorduk Tonguç. Um. Doğru. Aynı şeyi burada yapıyorum bak. X X. Sonra bu nereye neyin çarpımı Tonguç? X 3 ile 4'ü. 6 2 olsa 6 2'nin toplamı burada görünmez bir 1 var ya. Evet. Bu toplamlarıydı. Etmez. Ama 4 3 olursa Tonguç eder. Bak 4 ile 3'ün Hangi çarpım, hangi toplamı ama? Bir tanesi eksi olacak. Bak görüyor musun? Evet, eksi 12 10. çıkmış. O yüzden ben buna artı diyorum buna eksi 3 diyorum. Mantıklı. O zaman bak bu ikisini toplarsak ne eder? Artı 1 eder değil Bir mi? Yaşam. Süper. Bu toplamları bu çarpımları unutma Tonguç. Evet. Bak o zaman hemen cecik nasıl yazıyorum? X artı 4 çarpı x eksi 3 diye yazıyorum değil mi tamam? Doğru hocam. Evladım her şeyi tekrar ettik. Şimdi birkaç tane pekiştirme yapalım. Bak yukarıdaki ne Tonguç hemen belirleyelim. 3 terimli. Yukarıdaki 3 terimli. Harika. Aşağıdaki ne Tonguç? 2 kare farkı. Oo valla ders anladın ha. Maç var hocam acelem var. Çok güzel. Evladım bak acelem olunca nasıl anlıyorsun değil mi? Evet hocam. Bak bu neyle neyin çarpımı? X'e eksin değil mi? Doğru. Bu 3 ile 2 diyelim mi acaba? Ama eksi 3 ile eksi 2 diyelim. Neden diyeceksin? Eksi 5 çıksın. Toplamları eksi 5 çıkması için. Evet. O zaman yukarıyı tekrar yazıyorum bak. X eksi 3. X eksi 2 şeklinde yazdın mı? Bölü. Şimdi bu neyin karesi Tonguç? X'in. X'in. Bu neyin karesi 3'ün. 3'ün karesi. Ha 3'ün karesi. O zaman iki kare farkı şeklinde bir X eksi 3 bir de ne yapıyordum? X artı 3 şeklinde yazabiliyordum değil mi Tonguç? Evet, Tongül? evet. O zaman şimdi en sevdiğimiz kısma geldi. Çatara çıtara. Nedir? Çatara, çutara. Birbirini götürdü evladım. Sonuçta ne çıkıyor? X eksi 2 bölü X artı 3 en sade hali olmuş oluyor. Lokum gibi. Bir tane daha kazığın kazığı bir soru sana. Hadi bakalım. Kabarık. Bu neyin Bu iki kare fark. Lokum. O zaman iki kare farkı. Bu ne evladım? Bu ortak parantez. Ha. Ortak parantez. Bu ne evladım? Üç terimli. Tam kare. Ha, pardon. Neden? Bak x kare artı 2x artı bir bir şeyin tam karesi. Göstereceğim şimdi. Ama üç terimli şeklinde de yazılabilir bu. Bu ne peki? Bu da üç terimli olabilir değil mi? Aynı zamanda tam kare olacak. Şimdi göstereceğim. Bana sağdaki Bak. biraz daha tam kare gibi geldi. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> <saygı sıkamak gülüyor> sana. Böyle espri yapma adam. Sen modacı modacı olmak ister misin adam? Çok böyle enteresan konuştun değil mi? Hocam yani böyle... Böyle, bu, bu farz neydi? benim diye bir yarışma bu, bu, varmış. Bu, bu tarz benim pardon kardeşim. Bu tarz benim evet bu ders benim diye bir yarışma çıkıyor inşallah. Diye. Aa, bu ders benim yapalım evet, hocam. Evet bu hocam. ders benim diye. Ama bu tarz benim yarışmasına sen katılabilirsin bak. Sen bayağı bir tarz şey, bir insan hocam. Tarz bir insansın. Kıyafetlerine çok dikkat ediyorsun görüyorum. Kalite Bazen bir. böyle kısa e, şeyler giyiyorsun. Tight'ımsı şeyler hocam, giyiyorsun. Hocam ne yapıyorsunuz? Deli yani. kanalımız biz ama Neyse canım. Neyse. Bu neyin karesi? X'in. X'in. Bu neyin karesi? İkinin. O zaman bu iki kare farkıysa bir x eksi iki. Bir de x artı 2 diye açabilir miyim kardeşim? Doğru. Şimdi burada ortak parantez. Çünkü ne iki kare farkı var burada fark yok. Ne üç terimli var hiçbir şey yok burada. Bence. O zaman x parantezini alacağım bak bunları. Bunların ikisinde de x yok mu? Bu x parantezini alırsam eğer... Bundan geriye ne kalır Tonguç? X karenin içinden x alırsak x kalır. Doğru. Artı x'in içinden x alırsak... Bak bunu herkes yutuyor. Eyvah. Herkes yutuyor. X'in içinden x alırsak ne kalır? Beni benden alıyorsun. Sıfır diyor. Halbuki... Bunun başında görünmez bir bir vardır. Korku filmlerinin O yüzden baş bundan bir kalır. Evet. Bunu unutma Tonguç. Bölü. Çünkü biz çarpmaya göre alıyoruz. Unutma. Şimdi bak bunu da xx'ye ayırdın mı? Evet. Bu bir bir artı bir artı bir olur. Toplamları da iki olur değil mi? Doğru. O zaman bunu x artı bir çarpı x artı bir diye yazabilir miyim Tonguç'um? Evet. Çarpı. Şimdi bunu da aynı şekilde xx'ye ayırdım. Bunu iki iki diye ayırdın mı? Evet. O zaman... Toplamları artı 4 çıkıyor. Evet. O zaman bunu da x artı 2, x artı 2 de yazıyorum. Şimdi en sevdiğimiz kısma geldi. Çatara çatara. Evet. Çatara, çutara, çatara, çutara. Başka bir şey kaldı mı? Oha, bayağı da sadeleşmemiş şey kaldı. Neyse hadi bakalım. x eksi 2 çarpı x bölü x artı 1 çarpı x artı 2 kaldı. Tamam mı Tonguç'um? Bayağı da uzun kaldı yani neyse. <laughs> neyse tam ayarlayamamışız demek soruyor. Ama anladın değil mi Tonguç? Nasıl açıldığını Aynen. anladın Aynen. değil mi? Aynen. Açılması çok önemli Tonguç. Bunu yaparsan hiç problem yok. Şimdi özdeşlik ve denklem arasındaki farkı anlatıp bitiriyorum. Bak bu neyin karesi? İki kare fark ne? Bu x'in. Bu da neyin karesi? 3'ün karesi Üçün. değil mi? Evet. O zaman diyorum ki Tonguç bu x eksi 3 x artı 3 şeklinde yazabilir. Aynen. O zaman bunu zaten biliyorum değil mi? Bildiğim şeyse eğer özdeşliktir Tonguç. Tamam. Eğer Bak x kare eksi 9 demiş. Eşittir 27 demiş. Ya bu aslında x eksi 3 x artı 3 diye yazılır evet. ya. Ama böyle bir şey yazmamış. Aa. Burada 27 diye bir şey yazmış. O zaman demek ki bu denklem hatta bunu çözmemi bekliyor. Ne diyor biliyor musun? Bu 9'u karşıya at. x kare eşittir ne olur? 36 olur. x eşittir. 6 veya eksi 6. Bunu çözmemi bekliyor adam. Ha. O zaman bu denklem. Bak özdeşlik ve denklem arasındaki farkı anladıysan o zaman ne yapıyorsun? X'i bıçaklıyorsun Tonguç. Şimdi parçalayacağım hocam bak abi. bu bir özdeşik bir denklem mi? Ya a artı 2'nin karesi a kare artı 4 hatırlıyor musun? Aa, bu özdeşlik hocam buldum. Bir de 2 ile bak bu, bunları çarpıyorduk bir de 2 ile çarpıyorduk 4a. Evet. E bu bildiğim bildiğimiz bir şey. Aynen. Özdeşlik. O zaman bu özdeşlik Tonguç. Bak b kare eksi 4 eşittir 5 bu bildiğim, bildiğimiz Patladı. bir şey mi? Hayır Patladı. bildiğimiz bir şey değil. O zaman bu denklem. Bak buna bakalım bu iki kare farkı değil mi Tonguç? Evet. Bak, x kare eksi dört y kare. Bu x'in karesi bu iki y'nin karesi bir çıkar bir topla. E Bu bildiğimiz bir şey. Bu özdeşlik o zaman. Evet. Buraya bakalım bunun karesini al dörtte kare. Bunun karesini al bir. İkisini çarp. Bir de 2 ile çarp. Bu da var. O zaman bu da bir özdeşlik Tonguç. Bildiğimiz bir şey. Peki bu bildiğimiz bir şey mi? Bunu 2 3 derinliği aşağı açsak falan açamıyoruz. Ondur, açsak bile 10 değil. Ha yani ne alakalı? Hocam, denklem, Bu bir denklem. Ederim. Harikasın Tomuç. Gerçekten olayı anladın. Tomuçakademi.com eee sistemimizde ücretsiz bir şekilde üye olmayı unutma. Tamamdır. Bu videoyu paylaş her yerde ve ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım. Tamamdır hocam.